Herkese merhabalar. Bugün tükenmez kalem bir at çalışması yapıyorum. Tükenmez kalem maalesef hata götürmeyen bir kalem olduğu için resim yaparken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Kısım kısım sizinle paylaşmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Tükenmez kalem yaparken yanınızdan bir tane peçeteyi ya da kağıt havluyu ayırmayın. Çünkü kalemin ucunda biriken birikintiler resme zarar verecek, kötü bir görünüm oluşturabilecektir. Beyaz kalması gereken yerleri boyamıyorsunuz. Diğer tarafları boyuyorsunuz. En sonunda resim bittikten sonra en ince detayları o zaman yapacağız. Umarım güzel bir şeyler olur. Atın üzerindeki kas yapıları çok önemli. Eğimleri. O yüzden yaparken dikkat etmemiz gerekiyor. Çok koyu yapmamamız lazım. Daha sonra koyulaştırabiliriz ama koyu yaptığımız bir rengi açamayız. İlk önce yatay çizgilerle yapıyoruz. Sonra ikinci kata geldiğimizde ters yapıyoruz. İnanılmaz zevkli bir resim tükenmez kalemle çalışma yapmak. Yani deseler 7/24 tükenmez kalem resim yap. İmkanım olsa inanın yapabilirdim. Kara kalemden daha çok seviyorum. Daha kalıcı, daha riskli. O yüzden de kimse yapmak istemiyor. Denemeniz gerekiyor kesinlikle. Bu siyah kalemin mavisi ve başka renkleri de var. İsterseniz onlarla da deneyebilirsiniz ama ben biraz kara kalem etkisi versin diye siyahı kullanıyorum. Arada turkuaz renklerim var. Turkuaz renkleri de kullanmaya çalışıyorum. Resimde ışık gölge çok önemli. Işık gölgeyi yapabilirseniz resmi güzel bir şekilde yapacağınızdan kesinlikle emin olabilirsiniz. Yaklaşık 30 yıldır resim yapıyorum. Son 5-6 yıldır tükenmez kalem çalışmalarım var. Ama genelde sulu boya çalışıyorum. Sayfamdan da resimlerini görmüşsünüzdür. Sulu boya benim için vazgeçilmezim dediğim bir resim tarzı. Ama arada böyle yani zamanımın kısıtlı olduğu dönemlerde tükenmez kalemle yapıyorum. Çizgileri atışıma dikkat ederseniz çok bastırmıyorum. Daha sonra en gölge olan kısımları bastıracaksınız zaten. Mesela burun deliği, atın burun deliği çok koyu. Ona daha sonra birkaç kat daha geçebilirsiniz. Atın sanıyorum yular deniliyor. Şu yular kısmının kenarlarını yaparken şuralarda hafif boşluklar vereceğiz ki orası beyaz olacak ya da bir tık açık renk olacak. Bakın şu kısım diğer tarafla birleşen kısmın arası beyazlık.
şu beyazlıktan bahsediyorum. Dediğim gibi ışığın geliş yönüyle ilgili koyuluk ve açıklıklar vermeniz gerekiyor. Şimdi yeleleri biraz canlandırmaya çalışalım. Atın üzerinde bulunan gölgeleri ve atın kas sistemiyle ilgili olan o eğimlerini doğru bir şekilde verirseniz resim daha çok güzel olacaktır. Mesela şu gözün altı biraz daha koyu olacak. O yüzden ikinci, üçüncü turu da çok bastırmadan geçebilirsiniz. Bahsettiğim siyahlık buydu işte. O yüzden kalemin ucunu silmeniz gerekiyor. Çünkü orada bir birikinti oluştu ve oraya zarar verebilir. Tabii bu pek etki etmez ama bazen çok ince bir yerde bu hatayı yaparsanız resmin görünümünü bozabilir ve onu silme şansınız da kalmayabilir. O yüzden 5 dakikada bir, 10 dakikada bir kalemi çalıştırdığınız sürece silmeniz gerekiyor. Bir metal kısım var. Orayı beyaz yapmamız gerekiyor. Hatta belirlensin, daha çok belli olsun diye sağınız solunu siyahlatırsanız daha çok belli olacaktır. Şurada da aynen bir beyaz metal var. Hemen boşluğu bırakıyorsunuz. Yani bunlar çok önemli şeyler değil ama hani resmin biraz daha değerlenebilmesi, biraz daha güzelleşebilmesi için bu ince detayları yapmanız gerekiyor. Bu resmin çekimine başladığımda herhalde 2 saat, 2,5 saat falan olmuştu. Bir resim genelde yani uğraş zorluğuna göre 8 saat, 9 saat falan boyaması sürüyor, çizim hariç. Ama dediğim gibi yani bana göre kara kalemden daha zevkli. Kara kalemde olsun, yağlı boyada olsun düzeltme şansınız var. Ama sulu boya ve tükenmez kalem çalışmalarda düzeltme şansınız çok az. Sulu boyada yine biraz var. Beyaz buhaj boya kullanabilir. Yaptığınız hatayı silebilirsiniz ama bunda inanın çok zor. Işıklar, gölgeler çok önemli resimde. Dediğim gibi kas sistemi çok önemli. Atın boynundaki eğimler ne kadar
güzel, ne kadar belirgin olursa çok daha güzel olacaktır. Şuraya beyaz bir tane boşluk bıraktım. Bu yuların sanıyorum deliğinin olduğu kısım. Burayı beyaz boşluk bırakmazsanız sonra beyaz bir boyayla yapmak zorunda kalabilirsiniz ama siyah kalemin boyasıyla beyaz bir başka boya bulaştı mı çok kötü bir renk oluyor. O yüzden de o boşlukları ben önce bırakıyorum. Şurada yuların birleşme yeri var. Burası çok koyu olsun çünkü ikisi birleşiyor burada. Birleşme yerlerinin altları koyu, üstlerini açık yapıyoruz. Şuralarda boşluklar olsun. Buralar gölge olsun. Resmin en sonunda mesela bitirdik. Bitirdikten sonra şuralara minik minik görüyorsunuz. Çizgiler yapıp dikiş çizgilerini yapabilirsiniz. Burayı biraz daha koyu yapmanız lazım. Mesela buraya gelelim. Dikiş izleri aynı eşitlikte. Bunun üzerinden tekrar sonra geçebilirsiniz. Ama eşitlikleri aynı olursa çok daha güzel bir görsele sahip olabilirsiniz. Şöyle bu tarafı biraz daha açık, şu tarafı biraz daha koyu olsun. Işığın gelişiyle ilgili şunu yapıyoruz. Buraya da aynı dikiş izleri. İkinci kağıdın kalemimizin ucunu temizliyoruz. Şuraya da dikiş izleri veriyoruz. Yani birebir gerçekçiliği yapmak isterseniz bu ince detaylarla çok uğraşmanız gerekebilir. Mesela alta değen kısımların çok daha koyu olması, orada bir gölgenin olması şart. Şuralar gibi, burada yine bir metal kısım olsun. Şurada birleşim yeri. Şuradan da birleşmiş gibi olsun. Şurayı biraz karartalım. Sonra oralara da dikiş izleri yapabilirsiniz isterseniz. Yani fotoğrafta gördüğünüzün birebir aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Daha güzel olacağını düşünüyorsanız daha farklı şeyler de yapabilirsiniz.
Zamanım olmadığı için pek uzun süreli videolar paylaşamıyorum. Kısa kısa da olsa bundan sonra biraz paylaşmayı düşünüyorum. Umarım severek izlersiniz. Üçte çalışmalara da başladım. Sayfalarımda paylaşıyorum. Şu beyazlık çok abartılı olmuş. Orayı biraz silebiliriz. Evet, şöyle daha tatlı oldu. Şu kısımlar en çok ışığı görmeyen, en çok koyu olması gereken kısımlar. Oraları tekrar tekrar sonra geçeriz. Atın burnunun olduğu kısım aşağıya doğru indikçe daha çok koyulaşıyor. Kaleminizin ucunu silmeye dikkat edin. Karanlık kısımları koyu yapıyoruz. Yukarılara çıktıkça atın buralarına mesela gölge verdiniz. Gölge verdikten sonra hani o şekilde gölge kalsın, bitsin yapmayın. Araya şöyle ufak ufak noktalar atın ki hani derinin görüntüsünü daha iyi verebilecektir. Koyu olan yerlere biraz fazla, açık olan yerlere biraz daha az verebilirsiniz. Yani derinin gözenekleriymiş gibi olabilir. Tükenmez kalemin avantajlarından biri de mesela kara kalemde şu elimi bu şekilde tutup devam etseydim elimin arka tarafı simsiyah kalacaktı ama tükenmez kalemde o olmuyor. O yüzden biraz daha avantajlı elinizi yaslayıp çizebiliyorsunuz. Yularım bitti. Yularım bittiği yerden şu kısma şöyle abartılı bir gölge yapabilirsiniz. Şuralara. Birleşme yerleri genelde gölge olur. Şurayı da şöyle canlandırabiliriz. Atın dediğim gibi kas sistemi çok önemli. Bak boynunun eğimli kısmı biraz daha gölgeli olmalı ki oralar belli olsun. Boynunun alt tarafı daha koyu. Şu yuları da biraz koyultalım. Kısmı ışık alacağı için fazla karalamıyoruz. Hemen alt kısmın karalamasına geçiyoruz.
Bu buradan alttan geçiyoruz. Şöyle devamı da aşağıya gitsin. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Yani kalemi bir kaçırırsanız önemli bir yere bayağı bir üzülebilirsiniz. Şurada beyaz boşluk bırakalım ve atın boynunun olduğu kısmı biraz daha gölgelendirelim. Şu anda videoya bakıyorum, 23 dakika falan olmuş. Tabii ki böyle bir şeyi 23 dakikayı paylaşabilmemiz kolay olmayacak. O yüzden ben şimdi videoyu sonlandıracağım. Resmin bitiş zamanlarına doğru bir daha çekim yapıp paylaşmaya çalışacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için.